Şimdi vermeyi yatırma. Dönelim bakalım, büyük beklentiler var mı ya da var olan seviyelere nasıl bir yorum getiriyorlar? Tümay Sarı Işık var karşımızda. Tümay merhaba, kolay gelsin. Euro doları sormak istiyorum. 0.5'e yakın bir geri çekilme var. Bekler misiniz hareketin devamını mı, yoksa bir yıl sonu kapama çabası mı, nasıl bakmak gerekiyor? Merhaba Gökhan. DAX'taki yükselişlerin Euro dolar üzerindeki etkisini gözlemliyoruz şu anda. Senin de dediğin gibi Frankfurt DAX şu anda yükselişte. Bu da Euro'nun değer kaybıyla zaten kendini gösteriyor. 0.9'lara kadar bir gücü var açıkçası. Hatta 200 periyotluk hareketli ortalamayı dikkate alırsak 0.880'e kadar bir destek gösteriyor açıkçası. Fakat daha altı beklenmiyor. Çünkü bunlar hacimli hareketler değil. Senin de üstüne durduğun gibi, hatta bizim günlerdir anlattığımız gibi, bir yıl sonu kapama çabası diyebiliriz bunu aslında. Bununla birlikte 0.880'i kırarsa belki bir alternatif senaryo geliştirilebilir. Ama 0.880 desteği kırılmadıkça yeniden toparlamasını ve mevcut olduğu banda geri dönmesini bekliyoruz açıkçası. Peki TL konuşalım. Dolar TL 2.91 sınırında hemen hemen buraya yapıştık gibi görünüyor. PPK özeti geldi. Çok büyük sürpriz yok. Yılın son günlerinde, yani 31 Aralık itibariyle bu tabloyu değiştirecek bir veri, açıklama, gelişme bekliyor musunuz bildiğiniz kadarıyla? PPK açıklamaları belki bir yön çizebilirdi diye bekleniyordu ama burada da yine her zamanki gibi Fed'i takip edeceklerini söylediler. Çok büyük bir veri ya da bizi yönlendirecek herhangi bir sonuç alamadık. Bu anlamda dolar TL'nin de 2.90 desteğini kırması beklenmez yıl sonuna kadar açıkçası. 2.90 desteği üzerinde bant hareketine devam etmesini, 2.92-30'lara kadar belki bir ivmelenebileceğini ama daha sert yukarı ya da daha sert aşağı hareketleri şu an için beklenti dahilinde değil. Tümay çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ve yatırımın görüşleri bu şekilde.